Bugün pazartesi Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bitiminde de parti sözcümüz Sayın Faik Öztürk gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Bizim buradaki toplantımızın özel bir gündemi, özel bir duyurusu var. Aslında Sayın İbrahim Kaboğlu ve hukukçu milletvekillerimizin çok ciddi emekleriyle hazırlanmış ve gerçek anlamda bir yargı reformunu teklif eden bir paketimizin hazırlığı kamuoyunun malumuydu. Bu konudaki çalışma arkadaşları kimlerle birlikte yaptılar, nasıl bir süreci takip ettiler? Sayın hocamız bunların hepsini dile getirecek birazdan. Bizim önem verdiğimiz husus burada katılımcılık. Hukukla ilgili bir düzenleme yapılıyorsa bu konuda hukuk alanının tüm paydaşlarının sözünün dinlenmesi gerekiyor. Bu böyle olmadan biz iki parti birbirimizle anlaştık noktasına virgülüne dokunmayız. Adına da reform deriz demekle reform olmuyor. Zaten eğer reform yapıyorsanız yaptığınız anda sistem reforma muhtaçsa kötü demektir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 19. gününde değil ve kendilerinden önceki Başbakan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Adalet Bakanı da Sayın Kaboğlu ya da diğer milletvekillerimizden bir tanesi değildi. Yıllardır hukuk reformu yapan AK Parti her reformuyla aslında bir reforma muhtaç bir hukuk sisteminin, adalet sisteminin olduğunu kabulleniyor, vurguluyor. Ama sonra bunu biz düzelteceğiz diyor. Ama pratikte düzelen bir şey yok. Hukuka güven %20'ler seviyesine kadar geriledi. Daha da trajik olanı kamuoyunun da malumu olduğu bir ankette hakimler ve savcılara sadece sorulan bir soruda birinci derece yakınınızın ya da sizin adliyeye bir işiniz düştüğünde adaletin tecelli edeceğine olan inancınız sorusuna kürsüdeki hakim ve savcılar %23 oranında inanıyorum cevabını veriyorsa oturulup düşünülmesi gerekir. Geçen hafta Soma'daki karar mevzuattaki eksiklikten, kanundaki eksiklikten çıkmadı. Ya da Berkin Elvan kararından sonra halen bir tutuklamanın gerçekleşmemiş olması bir madde eksikliğinden değil, bir zihniyet eksikliğinden kaynaklanıyor. Soma'da biz önümüzdeki günlerde vereceğim bir kanun teklifiyle, sembolik bir kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu'ndan olası kast maddesinin çıkarılmasını önereceğim. Sebebi de şudur, gerekçesi artık lüzum kalmamıştır, kullanılmayacağı anlaşılmaktadır. Soma gibi bir faciada olası kasttan karar kurmayanlar nasıl bir durumda olası kasttan karar kuracaklar? Bu hepimiz açısından son derece tartışmalı bir durum. Tabii ki ironi yapıyoruz ama mevzuatın eksikliği sürekli biz yeni bir şeyler yazacağız ve her şey düzelecek demek yerine anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliği apaçık ortadadır. Adına reform demekle reform olmuyor. Tabii ki gelen 27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Detaylarını vereceğiz. Belli yerlerde itirazlarımızı, iyileştirmelerimiz olmak üzere temelde biz bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız. Ancak 27 maddeyle Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılar çözülmez. İşte karşınızda bulunan heyet ve birlikte çalıştıkları çok önemli hukukçular yaptıkları çalışmaların sonunda tam 189 maddelik bir değişiklik teklifini hazırladılar. Sayın Genel Başkanımızın onayıyla, Sayın Genel Başkanımızın bizzat incelemelerinden sonra da bu paketi geçtiğimiz hafta grubumuz adına 3 grup başkan vekili ve emeği olan arkadaşlarımız meclise teslim etmiş durumdayız. Yarın AK Parti'nin 27 maddelik sözde hukuk reformu görüşülürken gerçekten reform yapacak mısınız, samimi misiniz sorusunun da cevabı verilecek. Çünkü önlerinde müthiş bir imeceyle, akılla, vicdanla, bilimle, emekle hazırlanmış 189 maddelik değişiklik önerisi var. Samimi iseler komisyon başlangıcında kanun tekliflerinin birleştirilmesi gerekiyor ve birlikte görüşülmesi gerekiyor. Bizim kanun teklifimizde Hakimler ve Savcılar Kanunu'ndaki 13 maddelik değişiklikten başlayın. CMK'daki 69 maddelik değişikliğe, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili 32 maddelik, avukatlık kanunu ile ilgili 10 maddelik, devlet memurları kanunu ile ilgili 6 maddelik, terörle mücadele kanunundaki 5 maddelik,
iş kanununda, arabuluculuk kanununda, iş mahkemeleri kanunlarında 10'ar maddelik, toplantı gösteri yürüyüşü kanunu, basın kanunu ve il idaresi kanunlarında yine 3, 19 ve 3 maddelik değişiklikleri içeren devasa bir teklifle karşılarındayız. Samimilerse biz buradayız. Diyorlar ya, ya iyi şeyleri de destekleyin. Tamam, biz sizin 27 maddenizin eksik kısımlarını, suistimali açık kısımlarını uyararak biz destekleyeceğiz. Ama hani yapıcı muhalefet diyorsunuz ya, biz buradayız. Eğer siz samimiyseniz gelin siz bu teklifin Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bu kanun teklifinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi çalışmalarını aşan bu büyük imecenin arkasında durun. O zaman hepimiz size inanalım. Mafya, siyaset, medya ilişkileri bu kadar ortaya saçılmışken ve herkes aradığınız savcıya ulaşılamıyor sesini duyup geceleri herkesin uykusu kaçıyorken, bunun üstüne üstlük Adalet Bakanı'na da fiilen ulaşılıp zihnen ulaşılamıyorken, yani Adalet Bakanı da böyle düşünüyormuş söylentileri varken ama fiiliyatta Adalet Bakanı'nın edilgen tavrı bu ülkeye bunları çektiriyorken biz buradayız. Misafirlerimiz, katkı verenler sadece burada temsil boyutundalar. Çok daha büyük bir ekiple birlikte çalışıldı. Biz reform öyle olmaz, böyle olur demek için değil ama hakikaten niyetiniz varsa buyurun birlikte bir reform yapalım. Hem de anlayışı da böylece değiştirelim. Çünkü buradaki bazı maddeler hakimlerin, savcıların kaygılarını da ortadan kaldıracak maddeler. Bazı maddeler savunma mesleğini güçlendirecek maddeler. Buradaki maddelere evet denebiliyorsa iktidar tarafından demek ki Türkiye'de bir anlayış değişiyordur. Bizim geçmiş 19 yıllık pratiğimizden umudumuz yok ama sosyal demokratlar en iyisini hazırlayıp sunma ve sürekli en iyisi için pozitif emek verme noktasındadırlar. Bu noktada karşınızdayız. Şimdi detayları sizlerle paylaşmak üzere sözü Anayasa Komisyonu sözcümüz, değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Kaboğlu'na, Sayın Kaboğlu'na bırakıyorum. Peşi sıra birçok şeyi aklımda tutarı söylerken bu kadar değer verdiğimi soyadını unutmanın da utancı içindeyim. Buyurunuz hocam. Günaydın hepinize, selamlar. Sevgili başkan, çok teşekkür ederim giriş için değil. Giriş niteliğinde yaptığınız önemli açıklamalar, o bir utanç değil. İçinde bulunduğumuz koşullar ve çok yoğun koşturmaca içerisinde bulunmaklarınızdır. Önemli olan adil yargılanma ereğinde yapmış olduğumuz çalışmaların amacına ulaşması, gerçekleşmesidir. Bu bakımdan çok teşekkür ediyorum size, burada bulunan vekil arkadaşlara ve bizim imecemize katılmış olan sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerine, nitekim temsili olarak üçü burada bulunuyor. Avukat Kemal Akkurt, SODAT Başkanı olarak Ankara Barosu TODAN Başkanı Doğan Erkan burada bulunuyor. Ve hukukçu dayanışması grubu temsilcisi olarak Avukat Ebru Beşe burada bulunuyor. Tabii ki biraz önce belirtildiği gibi değerli vekillerimiz özellikle bu çalışmayı Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu işbirliği çerçevesinde ama bu komisyon dışından da birçok vekilimizin zaman zaman katkı vermesi sonucu hazırladık. O bakımdan Adalet Komisyonu'ndan Süleyman Bülbül, Alpay Antmen, Anayasa Komisyonu'ndan Abdurrahman Tutdere ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Mahmut Tanal aramızda bulunuyorlar. Gerçekten sevgili başkanımızın belirttiği gibi bunu 20 ayrı örgüt ve 65 uzmanın katılımıyla hazırladık. Ve bu önerilerde imzası bulunan kişiler, katkıda bulunan kişiler arasında şu anda görevde bulunan hakim ve savcılarımız da vardır. Bütün siyasal partilere, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere genel başkanlığımız düzeyinde çağrıda bulunduk ve 5 siyasal parti aktif olarak geldi ve bizim çalışmalarımıza katkıda bulundu. Bu bakımdan da değerli bir çalışma olarak sonuçlanmış bulunuyor. Şimdi bu bizim yaptığımız çalışma esasen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
yürüttüğü çalışmalardan tümüyle ayrı bir çalışma değil. Şöyle ki biz her ne kadar 2017 anayasa değişikliğinden hareketle hemen demokratik anayasa hedefimiz doğrultusunda birçok çalışma yapmış olsak da, yapmaya devam ediyor olsak da, özellikle yargı reformu strateji belgesinin açıklanması tam 2 yıl önce ve 22 ay sonrası, yani 3 ay önce yapılan, Mart başında yapılan insan hakları eylem planı açıklaması ile bizim yaptığımız çalışmalar arasında örtüşme olmasa da amaç ve hedef yönünde paralellik bulunmaktadır. Şöyle ki insan hakları yargı reformu strateji belgesi aslında yapılan, ortaya koyduğu vaatlerle itirafları da beraberinde getirmekteydi. Çünkü 18 yıllık iktidarın Türkiye'de insan hakları ihlalleri vardır, adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir, bunları düzeltmek amacıyla reform çalışmalarına başlayacağız biçimindeki 100 sayfalık, 110 sayfalık metni aslında biz anayasada öngörülen adil yargılanma hakkını gerçekleştiremedik şeklindeki bir itirafı idi. Ve gerçekten orada sıralanan birçok husus, birçok hedef, madde aslında anayasada var olduğu halde anayasal hükümlerin uygulanmadığının, saygı görmediğinin, saygı gösterilmediğinin birer itirafı niteliğinde idi. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren bir belge söz konusu, özellikle insan hakları eylem planında ikincisinde ve bunlar arasında yargıya güvenin arttırılması, işkence ve kötü muamelenin sıfırlanması ya da sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin korunması gibi birçok hedef ve amaç sıralanıyor olmakla birlikte zaten sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre anayasanın güvencesi altındadır. Ama gelin görün ki Kanal İstanbul'a kadar Türkiye'yi yağmalayan projelerin anayasa ile ilgisi olmadığını, anayasaya aykırı olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ya da geçen yıl burada oyladığımız bekçi yasası bir örnek olarak işkence açısından belirtilebilir. Sadece 3 aylık eğitimle bekçilere silah kullanma yetkisi tanıdık ve onun olumsuz sonuçlarını bugün görebiliyoruz. Şimdi sayın basın mensupları, ne oldu bu arada? 2 yıllık zaman diliminde şu anda elimizde olan 27 maddelik torba yasa önerisiyle birlikte 3 paket daha önce oylandı ve bunların toplam madde sayısı 144. Hepsi eğer bu da yasalaşırsa, 117 ve hepsi yasalaşırsa 144 olacak. Şimdi burada aslında öngörülen maddeler esasen bir reform niteliğinde değildir. Evet, bazı olumlu adımlar var. Örneğin idare nezdinde 60 günlük yanıt süresinin 30 güne indirilmesi, hepimiz olumlu diyoruz. Ama kamu görevlilerinin nasıl atandıklarını biliyoruz ve nasıl atanması gerektiğini de öneriyoruz. Demek ki konuya geniş açıdan bakmak gerekir. Ancak bizim kuşkusuz bu hazırladığımız metinlerle demokratik hukuk devleti yolunda veya daha somut deyimle güçlendirilmiş parlamenter rejim ereğinde yaptığımız çalışmaları da bir hedef olarak, eksen olarak almak suretiyle anayasada yer alan adil yargılanma hakkının asgari gereklerinin nasıl yasal düzenlemeye yansıyabileceğinin örneğini ortaya koymaya çalıştık. Bu vesileyle hemen belirtmekte yarar var ki bu metinleri hazırlayan bizler, vekiller olarak özellikle hep genel kurulda dillendirdiğimiz üzere, evet biz yeni bir anayasa istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Ama eğer biz yeni anayasa isteğinde içten isek,
tutarlı isek, bu aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde geçerlidir, Milliyetçi Hareket Partisi içinde geçerlidir, o zaman yürürlükteki anayasaya saygı göstermek durumundayız. İşte bizim yaptığımız bu oldu. Anayasal çerçevede, tabii Türkiye'nin kazanımları hanesinde yer alan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ışığında, Anayasa Mahkemesi'nin belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusundaki adil yargılanma hakkının 7 temel ilkesi vardır. Mahkemeye ulaşma hakkı, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hakkı, savunma hakkı, çabukluk ve ivedilik ilkesi, silahların eşitliği ilkesi, mahkeme kararlarının saygı görmesi, yani mahkeme kararlarına uyulması gereği gibi temel ilkeleri asgari ölçütler olarak kabul ettik ve şu üçlü çerçevede eşitlik, özgürlük ve haysiyet üçlüsü çerçevesinde bu maddeleri 12 ayrı yasa önerisinde yer alan maddeleri yazdık. Sevgili başkanımız, grup başkan vekilimiz biraz önce bunları saydı. Ben saymayacağım ama örneğin bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri 2016 Ağustos'undan bu yana 18 Temmuz 2018'e kadar ve 2018'den sonra tabii 3 yıl daha uzatıldı olağanüstü hal yasa yoluyla yapılan işlemler hiçbir biçimde yargı yoluyla denetime açık değil ve olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu da adeta bu mağduriyetler halkasını genişletti ve 5 yıldır onun önünde hala binlerce dosya beklemektedir. Burada üzülerek belirtmek isterim ki bu işlemlerin sorumluları 3 yıldır yani 27. yasama döneminde hiçbir biçimde olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle mağdur edilen toplumsal kesimlerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin bir adım atmadılar. Hiçbir adım atmadıkları gibi Anayasa Mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlara karşın bu kararları etkisiz kılmak için yeni düzenlemeler yaptılar. İşte bu nedenledir ki biz olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma açılmamış olanlar ile hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilenlerin görevlerine iadesi uygulanan tedbirlerin kaldırılmasını düzenledik. Bunu ayrı bir yasa önerisiyle düzenledik. Tıpkı diğerleri için yaptığımız gibi veyahut da bu pakette yer alan örneğin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin iyileştirme anayasanın 34. maddesi esas alınarak yapılan düzenlemelerdir. Çünkü bugün toplantı ve gösteri yürüyüşleri bu özgürlüğü engelleyen birçok düzenleme, yasal düzenleme olduğu gibi dahası idari merciler, bakanlar, siyasi şahsiyetler bu özgürlüklerin kullanılmaması için sürekli müdahale etmektedirler. Bu nedenle biz 12 ayrı metin hazırladık. 12 ayrı metin hazırlamamızın nedeni artık bizim çok karşı olduğumuz özellikle 27. yasama döneminde yani onların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri ama gerçekte parti genel başkanlığı yoluyla devleti temsil ve yürütmeyi tek kişinin yönettiği bir anayasal düzenin karşısında bulunmaktığımız nedeniyle artık torba yasalar olmamalı biçimindeki mücadelemiz olumlu bir sonuca ulaşmadığı için biz bir örnek olması için tek bir yasada değil, torba yasada değil, her konuyu ayrı ayrı hepsini adil yargılanma hakkı temel ilkelerinin asgari gerekleri ışığında düzenledik. Ve bunu geçen hafta meclis başkanlığına sunduk. Bu tekliflerimiz 12 ayrı teklifin büyük kısmı Adalet Komisyonu'na havale edildi. Ayrıca Anayasa Komisyonu'na
İçişleri Komisyonu'na ve Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen önerilerimizde bulunmaktadır. Bu açıdan bu bizim yaptığımız öneriler aslında eğer samimi iseler Cumhur İttifakı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yolda adil yargılanma hakkı doğrultusunda atmak isteyecekleri adımları cesaretlendirici, onları pekiştirici düzenlemelerdir. Gerçekten değindiğim yargı reformu strateji belgesiyle insan hakları eylem planında yer alan, vaat edilen birçok ilke aslında anayasamızda yer aldığı halde, yasalarımızda yer aldığı halde belirleyici olan irade bu konuda siyasal iradedir. Anayasal hükümlerin ve yasal hükümlerin uygulanmasıdır. Örneğin anayasa madde 138 bildiğiniz gibi, bilindiği gibi hakimler anayasaya, hukuka ve kanunlara göre karar verirler. Onların verdikleri kararlar tartışma dışıdır. Siyasal ve idari makamlar o kararların gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Ama görmekteyiz ki yargı reformu strateji belgesi açıklandıktan sonra bile bu sürecin öncesinde, yargı süreci öncesinde 138 çerçevesi ile sınırlı kalacak olursak, öncesinde, esnasında ve sonrasında yargıya sürekli müdahale söz konusudur. Buna tanık olmaktayız. Eğer yargıya anayasanın bu denli açık 138. maddesine karşın sürekli müdahale söz konusu ise, o zaman yargının sorunlarının sağlıklı bir biçimde tartışılabilmesi ve yargıya olan güvenin artırılması mümkün olabilir mi? İşte bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste temsil edilen diğer partiler ve toplumsal paydaşlarla katılımcı yöntemle ve demokratik meşruiyet temelinde bu çalışmaları yaptık ve bu çalışmalarla esasen yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı konusunda yürütmenin ne ölçüde samimi olduğunun testini de yarından itibaren bu meclisteki faaliyetlerde denemiş olacağız. Bu itibarla sevgili grup başkan vekilimizin belirttiği üzere biz ilk üç yargı paketinde olduğu gibi bunun da olumlu maddelerini destekleyeceğiz. Çünkü hep yapıcı muhalefet yapıyoruz ama sadece onların getirdiği metinler değil, biz de bu düzenlemeler adeta çok somut ve geniş kapsamlı çalışmaların ürünü olan bu düzenlemeler yapıcı muhalefetin de ötesinde Türkiye'nin anayasal düzenini de olumlu anlamda etkileyebilecek çalışmaların sonucu olduğu için bunun da eğer bütün partilerin ve bütün partilere mensup vekillerin anayasa andı, anayasanın üstünlüğüne, hukukun ve insan haklarına saygıya olan andının asgari gerekleri dikkate alınırsa, bu metinlerin müzakereci demokrasi adına komisyona gelmesi, komisyonlara gelmesi, orada tartışılması ve arzu ederlerse, çünkü biz parti olarak onları en başta böyle bir çalışmaya katmak istedik. Resmen açıkça davet gönderdik. Hatta kendilerinin de ortak olmasıyla bunları ortak önerilere dönüştürmek suretiyle yasama çalışmasını uzlaşmacı kültürle, siyasal kültür ve aynı zamanda müzakereci demokrasi ruhuyla yürütebiliriz. Çünkü amaç burada iktidar ve muhalefet partileri arasındaki mücadele değil, bu kadar yakıcı bir konuda Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Yoksa daha çok somalar, Soma cinayetleri ve başka kitlesel cinayetlerle çete, mafya, çete, siyaset üçgeniyle ve bunların sürekli devlet yapısını, kamu yönetimini, hukuk devletini aşındırıcı,
öğütücü süreçlerle karşılaşabiliriz. Burada biz muhalefet, onlar iktidar diye bir ayrım söz konusu değil. Birlikte yapalım bunu. Çünkü hukuk devleti hedefinde birlikte yapalım. Zira eğer hukuk devleti hedefinde ortak çalışma yürütemezsek bir gün bir de bakarız hukuk devleti adına, mücadelesi adına devleti bile göremeyebiliriz karşımızda. Tıpkı son haftalarda tanık olduğumuz, hepimizi şoke eden, şaşırtan skandallar dizisinde olduğu gibi. Hepinize teşekkür ederim dikkatiniz için. Soru varsa alabiliriz. Şimdi şöyle, bunu hafta boyunca zaten değerlendireceğiz. Ancak bugün Merkez Yönetim Kurulu sürüyor ve akabinde Faik Öztürk partinin bu konudaki resmi görüşünü açıklayacak. Biz bu toplantının gündeminin dışına çıkmamak istiyoruz. Hem bunun yeterince yer bulması hem de parti sözcüğümüze saygısızlık olmaması açısından. Bu konuda soru varsa alalım, yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hocam şey yapalım.